At bunu bitir işi. At bunu bitir işi ve gol! Tyler Walker! Walker direkten dönüyor. Til. Gol pozisyonu Karnezis. Walker. Bu tarihimizin, yani bizim kendi kariyer tarihimizin en önemli maçı arkadaşlar. Notts County ile ilk defa bu kadar zor bir takıma karşı da oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, En Kritik Notts County bölümüne hoş geldiniz diyebilirim. Neden en kritik bölüm derseniz, görüyorsunuz burada takvimde, göstereyim hemen. Emirates Kupası'nda, FA Kupası'nda 3. turda Accrington'a karşı oynayacağız. Zayıf bir takım geldi bu seviyede bize. Çok şanslıyız o yüzden. Ama Accrington'ı geçmemiz lazım ve ardından en kritik, Notts County'mizin tarihinin en kritik maçı diyebiliriz. Swansea maçı gelecek. Bu maç ev ve deplasman maçları olarak geçiyor yarı finalde Karabağ Kupası'nda. O yüzden bu maçı kazanmamız, ilk maçı kazanmamız bizim için çok önemli, avantaj elde etmemiz için. Çünkü bu maçta finale gidersek arkadaşlar, Karabağ Kupası'nda ya Chelsea gelecek ya Leicester gelecek. Bu iki takımın da Premier Lig'de zaten kendi liglerinde üst sıralarda bitirme şansı yüksek. Hemen oraya da bakalım arkadaşlar, şimdi canlıyken, aklımızdayken Premier Lig'in durumuna bir bakalım. Çünkü bu takımlar Premier Lig'den zaten direktman Şampiyonlar Ligi'ne veya Euro Lig'e giderlerse, UEFA Ligi'ne giderlerse, biz finale kalıp yenilsek bile ne Euro Lig'e gitme şansı yakalıyoruz. Ve görüyorsunuz zaten Chelsea şampiyonluk için şu an ikinci durumda ve diğer takım nerede, göremiyoruz onları. Leicester City. Leicester. Leicester elenmiş. Leicester İkinci lige düşmüş, İngiltere'de Championship'in zirvesinde. İnanmıyorum. Yani Leicester eğer Chelsea'yi yelerse arkadaşlar, o zaman demek oluyor ki biz Leicester'ı yenmemiz lazım, yoksa şansımız olmuyor EuroLeague'de. Eğer Chelsea finalde gelirse bizim kupayı kazanmama şansımız yükseliyor, ama EuroLeague'e katılma şansımız daha artıyor. Yalnız EuroLeague'e gidersek bu kupadan eğer, bizim 3. eleme turundan başlamamız lazım. Yani 2 tane galiba eleme maçı oynayacağız. Eğer FA Kupası'nı kazanacak olursak EuroLeague'e direktman katılabiliyormuşuz. İngiltere'nin kuralları bu arkadaşlar. İngiltere'den maksimum Şampiyonlar Ligi'ne galiba 5 takım girebiliyormuş. Ve 5 tane de takım Avrupa Ligi'ne girebiliyormuş, UEFA Ligi'ne. Tekrar takvimimize gelince 2 tane lig maçı var. Geçen bölümde oynadığımız Rotherham'la tekrar oynuyoruz. Çok kısa bir zamanda Rotherham'ı 1-0 yenmiştik. Ve Wycombe Wanderers gelecek onların haricinde. Bu 5 maçla bu bölümümüzü geçireceğiz. Belki Doncaster maçını da yaparız, emin değilim. Ne kadar çok zaman ayıracaksak bütün maçlarımıza, ona göre yapacağız bu bölümün uzunluğunu arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenirseniz mükemmel olur. Beni yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bu Notts County'yi ta Premier Lig'e götüreceğiz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, hepsini, bütün kupaları kazanmaya çalışacağız burada bitirmeden önce. Ve şimdi biz bayağıdır bir durum değerlendirmesi de yapmadık arkadaşlar. Bir gol krallığına bakalım hemen. Bizim takımımızda performanslar ne durumda? Çünkü şimdi transfer dönemi geldi ve biz takımımızı bir değerlendirmemiz lazım. Kimi satalım, kimi alalım, nereye takviye lazım, bunların hepsini bilmemiz lazım. Görüyorsunuz ligimizde, gol krallığında hiçbir oyuncu ilk 25'te yok gibi. Aha, Walker'ı bulduk. Walker 24'e girmiş 7 golle. Yalnız gol krallığı çok böyle ağam şağam bir gol krallığı değil. 4 gol var sadece Walker'la. Hala şansımız var gol krallığına. Asistlerde ise, asistlerde de Walker herhalde burada olması lazım. Thompson'ı görüyoruz. 4 asistle Walker yok. Kendi takımımıza da bakacağız. Ataberk hala en iyi kaleci durumunda değil. 9 clean sheet, yani hiç gol yemeden oynamış. Ve kendi takımımızın istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Takımımızın merkezine gidelim ve oradan anlayacağız kim ne yapmış bu sezon. Hep beraber daha iyi göreceğiz. Çünkü bütün maçları burada ekliyorlar. Görüyorsunuz en fazla maç yapan oyuncumuz Elliot Hewitt. Sadece 2 gol ve 3 asist yapmış, ama Hewitt 7.6 averajla oynuyor.
ve en fazla clean sheet aldığımız, yani Hewitt'in oynadığı maçlarda, Hewitt ve Lloyd Kelly'nin oynadığı maçlarda en az gol yediğimiz, en fazla 0 gol yediğimiz olmuş. Gol krallığında ise bu sezon gol kralımız Walker, biraz eleştiriye onu uğrattık bu sezon ama yine de 35 maçta 14 gol atmış şu ana kadar. Biraz ondan daha fazlasını beklerdim ama 14 gol atıp 10 da asist yapmış arkadaşlar. Ligde 7 golü 4 asisti var. Karabağ Kupası'nda oldukça başarılı. 3 gol 2 asist 8.3 ortalamayla oynuyor. Sezonda da zaten 7.7 ortalaması var Walker'ın ve ikinci iyi oyuncumuz Marcus Edwards'muş bu sezon. 7 gol 5 asist. Vincent Hill 6 gol 4 asist ve Curtis Thompson, bazılarınız kiminiz beğenmiyor, 4 gol 6 asist. Onun için bence çok iyi. Ve Alex Holmes bu sene sürpriz ismimiz arkadaşlar. Sadece 10 maçta 3 gol atmış. Bu adam 60 bitiricilikle başlamış, 74 bitiriciliğe gelmiş. Nasıl olmuşsa bilmiyorum arkadaşlar ama Alex Holmes'u ben hiç bitiricilikte falan çalıştırmadım. Adamın bitiriciliği 74'e yükselmiş. Ondan da hiç nasıl oldu anlamıyorum. Ve finansala gelirsek, ya da finansala gelmeden önce burada en çok gelişmiş oyuncularımıza bakalım bu sezon. Vincent Hill 4 overall yükselmiş arkadaşlar. Onun da göreceksiniz burada finishing, yani bitiriciliği 50'den 65'e getirdik onu. O yüzden 6 tane gol atabilmiş şu ana kadar. Ve Rofo'da değer durumuna baktık mı, Rofo'da en fazla değer kazanan oyuncumuz olmuş. Yani o kaleciyi 300 bin küsüre almıştık ve burada şu an Rofo 1.1 milyona gelmiş. %76 değer artışı almış. Ve en değerli oyuncumuz Marcus Edwards. Yalnız Marcus Edwards bizde bonservisi olmadığı için bu bize faydada bulunmuyor, 9 milyon euro olması. Onu da herhalde alamayacağız kaybettikten sonra. Bonservisi elimizde olan en iyi oyuncumuz, en değerli oyuncumuz Tyler Walker 7 milyon euro. Brahim Diaz bonservissiz bir oyuncu. Till ikinci oyuncumuz 4.9 milyon euroya yükselmiş. Till'in değeri 2'ye katlanmış bize geldiğinden beri. %200 artış göstermiş. Ya da 3'e katlanmış hatta. %200 3'e katlanmış demek oluyor. Ataberk 2.8 milyon. Lloyd Kelly ve diğerleri de 1-2 milyonun altında. Arkadaşlar bu istatistikler konumunda size şöyle bir şey göstereyim. Şimdi bizim burada istatistiklerde Şaibu bir forvet oyuncusu olarak 24 maçta sadece 1 gol atıp 2 de asist yapmış. 7.0 ortalama ratingle oynamış maçlarda. O yüzden hiç beğenmiyorum bu performansı. Justin Şaibu'nun bence vakti doldu diye düşünüyorum. Zaten 6 ayı da kalmış. Biz önce bir Şaibu'yla tekrar masaya oturalım ve onun kontratını uzatalım. Ardından da ben Şaibu'yu satılığa çıkaracağım. Tamam, kabul edelim, ben Şaibu'yu satacağım arkadaşlar. Şaibu'dan vazgeçtim artık. Gelmiş. Şaibu sadece 300 bin euroymuş. Çok da uygun aslında. Haftalık maaşı 3900'dü galiba. 3200 ve 20. Para batımız. Biraz favorilerimizden de ama Şaibu'nun gelişimini de beğenmiyorum. Sadece bu sezon artı bir yükselmiş ona antrenman sürekli yaptırdığımız halde. Biz Şaibu'yu satacağız. Ondan gelecek parayla bizim paramızın üstüne katacağız. Bakalım kaç paramız vardı. 200 bin euromuz var. Yani Şaibu'dan gelecek para bizi 1 milyon euroya falan getirecek. Bize forvet oyuncuları lazım. Son tekliflerde, son tavsiyelerinizde Isak var. Isak bayağı güzel görünüyor aslında. Bize uzun boylu, böyle kafa toplarına hakim bir oyuncu lazım. O da forvet oyuncusu. 19 yaşında henüz. Dortmund'da oynuyor. Bir de potansiyeli çok yüksek. Acaba bu Isak'ı para verip alabilir miyiz? Onu şimdi scoutlarımızdan araştırmalarını istiyoruz ve şimdi biz ilerleyelim ve Accrington Stanley maçımıza geçelim. Deplasmana gidiyoruz bu maç için. Bakalım kadromuz ne durumda, kondisyon durumu. Önümüzdeki maç için çok önemli bir karar vermemiz lazım burada. Eğer az takımla mı çıksak bu maça? Accrington biraz zayıf bir takım. O yüzden biz yedek kadromuzla da çıkabiliriz. Yalnız ben bu yedek kadrosunu değiştirmem lazım. Şimdi yedek kadromuzu değiştirdik.
yedek kadrosuyla çıkmamızın sebebi arkadaşlar, ben bu az kadromuzun %100 kondisyona gelmesini istiyorum ki önümüzdeki maç çok önemli bizim için. O Swansea maçı geliyor 4 günde ve bu kadronun %100 kondisyonda olmasını istiyorum. O maç bundan daha önemli diye düşünüyorum. Ve burada zaten 4-4-1-1 taktiğine geçtik. Yeni kullanacağız bu taktiği. Alex Oz forvet arkası, forvette de Saunders, 50 küsürlü oyuncularımızla bakalım burada golleri bulacak mıyız? Şimdi deplasmana Accrington'a gidiyoruz. Biraz uzun sürdü ilk maçımıza gelmemiz ama ilk maçımıza geldik arkadaşlar. Çok konuştuysam kusura bakmayın. Yalnız çok heyecanlı bir bölüm olduğu için hiç kesmek istemedim. Şimdi maçımıza geçtik. Accrington Stanley'e karşı FA Kupası'nda 3. tur maçımıza başladık burada. Yeni bir taktik deniyoruz. Umarım işimize yarar bu taktik. Lloyd Kelly ile atağımızı başlattık burada. Elliot Hewitt verdi Saunders'a. Saunders döndü. Rakibini güzel geçti. Saunders golle başlıyoruz. Saunders, Callum Saunders. Arkadaşlar bu oyuncunun neresi 56 overall ya? Boy, adamın hızı 88 küsür. Bitiriciliği de fena değil. Şuna bakın. Yani sanki bazen Walker'dan iyi hareket ettiğini düşünüyorum. 23 yaşında şu an ve güzel de gol attı. Burada kaçıncı golünü atmış? İkinci golünü atmış FA Kupası'nda. Galiba ilk maçımızda da o atmıştı golü. Bizi kazandıran golünü ve burada da bizi öne geçirdi sadece 4. dakikada. Justin Shaibu. Sağ kanatta ilerleyeceğiz Justin Shaibu'yla. Kaçan oyuncu orada. Saunders'ı gördüm. Callum Saunders geri çekti. Burada bıraktı Alex Hawes'a. Hawes ilerlemedi yalnız. Şimdi Curtis Thompson'da top. Curtis Thompson ceza sahasına sokuluyor. Sokuldu iyice. Thompson geri çekti. Pasını verdi Hawes'a. Hawes şutu çekti ama defansa çarptı. Atak devam ediyor. Karambolda kaldı bir an için. Burada Shaibu kafayı vurdu ama Carroll kaleci kurtardı. Shaibu'nun kafa topları iyi. Biraz yani takımımızın ortalamasına göre Shaibu galiba en iyi kafa topçumuz ama doğru düzgün bir şey yapamadı. Burada Elliot Hewitt hata katılmıştı ama sonuç gelmedi. Şimdi rakip geliyor. Elliot Hewitt ayak koyuyor ve mükemmel bir şekilde kapıyor. Carl Dickinson bıraktı Justin Shaibu'ya. Curtis Thompson, Alex Hawes'a oynadı. Hawes'a burada faul vardı aslında, hakem vermedi. Key. Brizli, Sean Brizli pasını verdi. Brown'a gitti yalnız. Çok tehlikeli burada ve golü yiyoruz. Brizli'nin kötü pası. Dönen top Jackson. Olmadı. Çok kötü oldu burada. Hemen golü attılar. Cevabı verdiler ilk yarıda. 1-1 oldu arkadaşlar. Biz de yine öne geçmeye çalışalım burada. Alex Hawes. Callum Saunders, golü atan oyuncumuz Callum Saunders ilerliyor. Shaibu'yu geçti. Saunders, ah pası Brown'u geçmedi yalnız. Orta sahada geride biraz Elliot Hewitt'e gördü. Elliot Hewitt de çok hızlı bir oyuncu. Görüyorsunuz hızını nasıl kullandı ve girdi iyice. Elliot Hewitt gol pozisyonuna bile geldi. Burada defansı yalnız geçemedi. Çok beğendiğim bir oyuncu. Takımımızın favorilerinden diyebilirim. Justin Shaibu burada taç atışını kullandı. Alex Hawes, Curtis Thompson. Hawes plaseyi çakıyor. Ah! Dışarı gitti. Alex Hawes'un 74 bitiriciliğine güvenip orada plase çaktım ama maalesef dışarı gönderdi ve kaleci burada kısa başladı. Donasien geri döndü Elliot Hewitt'e. Şimdi Curtis Thompson Alex Hawes'a verdi. Hawes şutunu çekti ve serbest vuruş. Evet, doğru karar. Az kalsın penaltı oluyordu. Topun başında Daniel Rogerson var. Daniel Rogerson'ın free kickleri 57. Lan free kickçilerimizin hiçbiri de yok burada. Artık Daniel Rogerson'la çakmaya çalışacağız bu golü. Rogerson 57 oyuncudan da bu kadar arkadaşlar. Ben ne yapayım? Neyse ilk yarı bitecek burada arkadaşlar. İlk yarıda 1-1. Kaleci böyle psikopatlık yapıp da kendi kalesine topu göndermezse yapmadı da 1-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda nasıl olacak? Takımımız felaket oynuyor. Yani şuradan hemen istatistiklere bakarsak Accrington Stanley'nin şutu kaleye tutmuş bile sayılmadı. O zaman demek ki bizim oyuncumuza çarpmış. Toplu oynama, pas yüzdeleri hepsi bizde arkadaşlar. Şutlar bizde.
Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Umarım ikinci yarıda golleri buluruz da buradan rahat bir şekilde üst tura atlarız. Hewitt tekrar Shaibu'ya verdi. Justin Shaibu sağ kanatta gidebilir mi? Biraz yorgun görünüyor Shaibu. Burada Hawes'a aktarabildi. O da Hewitt'e güzel verdi. Curtis Thompson önünü boşaltma çabası. Boşaldı ama lan. Sonra geri döndük biz Thompson'la boşalmadı sandık. Burada Rodgers'ın güzel döndü. Tehlike büyük. Rakibimiz için yalnız top corner'a gitti. Rodgers'ın orada güzel dönemeyince. Şimdi corner'ı Rodgers'ın kullanıyor. Dakika 64. Bird ve gol. İlk defa galiba uzun süredir cornerlerden gol atamıyorduk ve burada Pierce Bird, genç defans oyuncumuz, 70 potansiyeli varmış bu stoperimizde. Aslında onu da çalıştırsak fena olmayabilir. Burada golü attı bizim için. Daniel Rodgers'ın güzel kornerinde Bird bomboş ve kafayı çok sağlam bir şekilde vurdu. Kafa gollerine hasret kaldık arkadaşlar. O yüzden Isak'ı almak istiyorum. Genç oyuncu, genç forvet oyuncusunun kafa golleri herhalde fena değil gibi. Bir de uzun boylu olduğu için belki bir şeyler yapabilir. Neyse maça tekrar dönelim biz burada. Saunders, Alex Hawes. Alex Hawes Saunders'a güzel pas verdi ve 3 oldu. Alex Hawes Saunders işbirliği. 50'lik oyuncularımız, 50 overall'lı oyuncularımız burada şov yapıyorlar. Callum Saunders maçta ikinci golünü attı. Onu da geç keşfettik. İstanbul doğumlu Callum Saunders bizi 3-1 öne geçirdi burada. Tekrar izleyelim. Alex Hawes'la Saunders arasında mükemmel paslaşmalar. Hele de orada atom karıncamız Alex Hawes mükemmel topu sakladı ve pasını aktardı. Callum Saunders'a güzel bir vuruşla burada kaleci Carroll'u avlıyor ve bizi 2 golle öne geçiriyor. Ve bu da bizi biraz rahatlattı. Şimdi maç tekrar başladı. Anons ediliyor arkadaşlar. Eşini kaybeden gitsin. Kapıda bekliyormuş eşi. Eşinizi kaybettiyseniz gidebilirsiniz. Enteresan anonslar var FIFA'da. Bunları da zaten sizlere söylemek istiyorum arada sırada. Beni güldürüyorlar çünkü içimde. Şimdi burada biz biraz daha gülmek için Shaibu'yla Callum Saunders yine geldi. Ah Saunders bu sefer defansa takıldı. Yalnız Shaibu tekrar kaptı. Biz onu satmaya çalışırken o bize kanıtlamaya çalışıyor. Neden takımda kalması gerektiğini. Şimdi burada kaptırdık yalnız. Hatamız sonlandı ve rakip geliyor. 78. dakikada 3-1 ilerideyiz. Öndeyiz. Böyle de devam etmek istiyoruz. Geriye doğru tacı kullandılar. Hackridge burada girer girmez mükemmel araya girdi. Ve burada pasını aktardı Callum Saunders. Saunders geri çekecek. Saunders. Şimdi ortasını yapıyor. Ama McLeod orada iki tane adam izledi bizden adeta. Yani hele de Thompson ona kafa vurabilirdi. Maçta son dakika artık arkadaşlar. 90+2 kaleci vuruşuyla başlattık. Az önce zayıf bir şut geldi ve direktman dışarı gitti. Bakalım uzatmalı dakikalarında bir gol daha bulabilecek miyiz? Alex Hawes burada. Curtis Thompson'ı gördü. Callum Saunders. Tekrar Thompson'ı görür mü? Gördü. Thompson Saunders'a tekrar oynamaya çalıştı. Hat-trick yapamadan burada maçı bitiriyor hakem. 3-1 bitti. Güzel başladık bölümümüzü arkadaşlar. Callum Saunders maçın adamı oldu. Burada domine ettik zaten maçı. 9.6 ile Callum Saunders maçın adamı oldu. Alex Hawes 9.3 ile bir asist yapmış ve diğer asist de Elliot Hewitt'ten gelmiş. Bir tane de Daniel Rodgers'ından. O da 9.3 ile maçı bitirmiş. Şimdi ilerleyelim ve en önemli maçımıza doğru geçeceğiz arkadaşlar. Swansea City bakalım evimizde mi yoksa deplasmanda mı oynuyoruz? Burada Liverpool'un elendiğini görüyorum. Başka büyük takım olarak kimi görüyoruz? Manchester City geçmiş. Chelsea'yi emin değilim orada gördüm ama kaçırdım. İsterseniz siz durdurup görebilirsiniz. Ama şimdi basın toplantısı en önemli maçımız Notts County tarihimizde. Bakalım burada... Justin Shaibu için 1.5 milyon euroluk teklif gelmiş Plymouth Argyle'dan arkadaşlar. Biz hemen oraya bir gidelim önce. Plymouth Argyle. Şimdi Shaibu için biz 1.7 milyon bile alabiliyormuşuz. Masaya oturalım. Biz Shaibu için belki biraz daha üstünü alabiliriz Plymouth Argyle'dan. 2 milyondan açacağım ben Shaibu'nun değerini.
Çünkü 1.7 diyorsa 2 yine üstünde ama verirlerse güzel olur. 1.6'ya çıktılar. Yani çıktılar derken bir 50 bin euro. Biz o zaman bunlarla 1.8'e çıkalım. 1.7'nin yine üstünde. 1.6. Son teklifimiz diyoruz. Şöyle kar payı isteyelim o zaman. Şey, bu bir daha ileride satılırsa %14'lük bir kar payı. Neden 14 bilmiyorum ama biz 1.7 diyelim bir de. Oho, gitti. Neyse, şey, bu için daha teklif gelir. Adam para ediyor. Şimdi biz basın toplantımızı düzenleyelim arkadaşlar. Swansea kadroyu görüyorsunuz. Bir tek Angel Correa'yı tanıyoruz. 83'lük forvetleri var adamların. Yani Premier Lig'deler kaçıncı sıradalar bilmiyorum ama biz kendi takımımızı gurur duyuyoruz onlarla. Genelde ben Sivasspor'a bu tarz yaptığımda güzel oluyordu. Şimdi maçtan önce bir antrenman yapalım hemen. C antrenmanımızı yapacağız. C antrenmanımızda Tyler Walker'ın gelişme potansiyeli yüksek. Bakalım. Evet, Tyler Walker 81 bitiriciliğe geldi ve 75'e çok yaklaştı. Ayrıca gelişen başkasını da görmedim. Ona odaklanmıştım. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Swansea City maçına çıkacağız. Ve burada bize biraz para gelmiş. Çünkü FA Kupası'nda tur atladığımız için. Ve rakibimiz de acaba belli oldu mu? 76 bin euro para gelmiş. Ona da sonra bakarız arkadaşlar. Şimdi biz bu maça odaklanmışken bu şekilde ilerleyelim ve direktman Swansea maçına geçelim. Bu arada Eden Hazard yılın oyuncusu Ballon d'Or'u kazanmış. Ve Tyler Walker diyor, hocam iyi misin sen? Biz niye oynamıyoruz? Çünkü ikinci kadro burada aktifti. Tabii ki siz oynayacaksınız. Tyler Walker Swansea'ya ilk maçımızda deplasmana gidiyoruz. Bence bu bizim için bir avantaj. Burada ne kadar fazla gol atabilirsek bizim için o kadar iyi olur. Formalarımızı şu şekilde yapalım arkadaşlar. Onlar kırmızıyı giysin, aynı geçen maç olduğu gibi, diğer takımın yaptığı gibi. Onlara karşı iyi gol attık ve burada biz normal formamızı giyelim ve maçımıza Swansea'ya gidelim. Ekranda görünen oyuncu Angel Correa, rakibin forveti ve bizim forvetimiz de görünüyor. Tyler Walker burada ısınma hareketlerini yapıyor. Geldik Galler'e, Galler takımı Swansea'ya karşı Liberty Stadium'dayız. Bu tarihimizin, yani bizim kendi kariyer tarihimizin en önemli maçı arkadaşlar. Karabağ Kupası'nda görüyorsunuz Chelsea ile Leicester ilk maçlarını oynamışlar bile ve 1-1 berabere kalmışlar. Biz acaba burada ne yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Rakip sağlam, Swansea güçlü bir takım. Bize karşı gelen en güçlü takım diyebiliriz ve şimdi maçımıza başladık. Notts County'mize ve hepimize hayırlı olsun ve başarılar diliyoruz. Şimdi maça geçiyoruz. Alperen. Oo, çok sesli bir stadyum burada. Brahim Diaz güzel döndü. Rakibi kovalıyor. Brahim Diaz ortalıyor. Kornere mi gitti? Kornere gitmiş. Marcus Edwards'la felaket bir şans yakaladık. Şimdi topun başında o var. Kornerden gollere devam edebilir miyiz? Vincent Till. O kadar adamın içinde Vincent Till kafayı vurdu ama out'a gitti. Vincent Till pası mükemmel. Walker önünde bir rakibi vardı, onu geçti ve Walker golü atıyor. Walker'la 1-0 öne geçiyoruz. 11. dakikada deplasmanda rakibin taraftarlarını sessizleştiriyoruz arkadaşlar. Burada iğne düşse duyarsınız. Şimdi bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bizim deplasmana gelen taraftarlarımız burada çok sevinçli. Notts County ile Vincent Till'in inanılmaz pasıyla başladı bu atak arkadaşlar. Walker güzel döndü ve plasesini vurdu sol ayağıyla. Kaleci Karnesiz'i böyle avlıyor ve 1-0 öne geçiriyor bizi. Atiba Hutchinson, Borja Baston, Atiba Hutchinson, Elliot Hewitt onu engelledi ve Fer'de kaldı top. Atiba Hutchinson, o da burada. Angel Correa tehlike olabilir. Danny Rose ama Alperen Babacan çok yerinde. Takımımız kondisyonun %100 olması bizim için büyük bir avantaj arkadaşlar. Çünkü çok iyi oynuyoruz. Atakan Akkaynak burada Danny Rose'dan aldı pas hatası yaptıktan sonra bizim takımımız. Şimdi top Walker'da. Walker sağ kanatta ilerlemeye çalışıyor. Önü kapandı yalnız. Alperen.
pasını verdi Vincent Hill'e. İlk yarıda son anlar arkadaşlar. Vincent Hill sağ kanatta Brahim Diaz'ı gördü. Ondan Walker'a. Walker ceza sahasının içinde döndü ama Danny Rose uzaklaştırıyor. Top taca gitti ve hakem ilk yarıyı bitirdi arkadaşlar. Bizim için güzel bir ilk yarı oldu. 1-0 öndeyiz. Walker'ın mükemmel golüyle rakibimize gol attırmadık. Yalnız rakibimizin pas yüzdesi biraz fazla. Onu indirmemiz lazım. Ara pasları, pas hatlarını biraz daha güzel kesmemiz lazım. Şimdi ikinci yarıya geçtik. İkinci yarıda bir gol daha atsak mükemmel olur bizim için. Burada da Walker aldı. Şimdi Vincent ile zar zor verdi. Tekrar Walker'a geldi top. Alperen, Atakan, Vincent Hill, Walker mükemmel hareket. Ah, Karnezis'i geçemiyoruz şutumuzda. Walker hareketle oyuncusunu durdurdu, önünü boşalttı. Şimdi korner oldu. Marcus Edwards, bakalım Walker'a doğru Paletta kafayı vurdu ama top bizde kalacak. Gökay Güney, Marcus Edwards ortayı yapıyor tekrar. Mawson, Walker'dan önce Elliot Hewitt, Yiğitan'a verdi. Tekrar Elliot Hewitt'e geldi top. Şimdi Elliot Hewitt'le sol kanada bir gidelim bakalım neler oluyor. Hiçbir şey olmuyor çünkü Rosales topu kaptı ondan kötü kontrolden sonra. Burada Angel Correa, Yiğitan'ın geri yerleşmesi lazım. Defansımızda boşluk var. Şimdi burada Borja Valero, ah! Burada büyük tehlike, Ataberk'ten inanılmaz bir kurtarış ve zar zor uzaklaştırıyoruz. Burada kontra atağa çıkıyoruz. Kalecimiz bizi kurtardı arkadaşlar. Çünkü ben büyük hata yaptım. Yiğitan'ı geride bıraktım. Boşluk oldu. Borja Baston, Borja Valero bizi az kalsın affetmiyordu. Neyse, orada yine kontra atakta topu kaybettik. Yine defansımızda boşluklar görüyorum ve biz sağlam bir şekilde geri yerleşmemiz lazım. Şimdi top Angel Correa'da. Lloyd Kelly, bizim David Alaba'mız bırakmadı. Yalnız Correa tekrar aldı topu. Correa burada Yiğitan'ı falan geçti herkese ama Brahim Diaz kademeye mükemmel geldi ve topu aldı bizim için. Atakan, çıkıyoruz. Atakan üstten ara pası Walker'a. Paletta, Walker aldı. Güzel. Walker şimdi Atakan'a verdi. Yalnız Atakan'ın kontrolü berbat ve topu kaybettik. Rakip Roque Mesa, Angel Correa, offside yok. Offside için elini kaldıran oyuncularımız oldu. Atiba Hutchins'in kafayı vurdu yalnız. Ataberk'te kaldı top. Şimdi Alperen Babacan burada bıraktı Atakan'a. Atakan Walker'ı oynadı. Til, gol pozisyonu Karnezis. 80. dakikada Karnezis yine mükemmel bir kurtarış yapıyor. Ve kornere gönderiyor. Bu kaçıncı kornerimiz oldu bilmiyorum ama Marcus Edwards'la korner kullanıyoruz. Vincent Hill'e doğru Roque Mesa kafayı vurdu. Gökay Güney'e geldi top. Gökay Güney burada Yiğitan'ı gördü. İki stoperimiz ileride. Geri git Yiğitan. Geri git, defansife geç. Şimdi Yiğitan verdi burada Vincent ile ceza sahasına girme çabası ama olmadı, kaptırdık. Şimdi kontra atakta tehlike olabilir. Borja Valero Felipe'ye pas verdi. Yiğitan kritik müdahale, geri kalecisine döndü. Brahim Diaz pasını verdi. Vincent Hill. Walker. Lan Mawson. Mawson sen nereden çıktın abicim ya? Son dakika en azından 90+2. Marcus Edwards'la bir korner daha bakalım. Gol atabilirsek mükemmel olur. Felipe kafayı vurdu. Gökay Güney. Elliot Hewitt. Şut pozisyonu bulmamız lazım burada. Til. Til. Güzel dönderdi. Mükemmel. Brahim Diaz. Alperen. Pas. Walker. Direkten dönüyor. Ama Walker offside'mış. Çok yaklaştık. Çok. Burada ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyoruz. Walker bu maçta kendini gösteriyor. Tüm geçen sezonun mükemmel oyuncumuzu Walker'ı burada tekrar görebiliyoruz. Ve deplasmanda bir gol atıyoruz. Evimizde de artık bu avantajımızla beraber finale adımızı yazdırmak istiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde İngiltere Lig Kupası'nda kazanmak için önemli bir adım oldu bu bizim için. Görüyorsunuz Swansea'yı domine ettik arkadaşlar. İki tane şutları var, ikisi de kaleye geldi. Bir tanesi çok kritikti. Ataberk mükemmel kurtardı ve burada maçın adamı Tyler Walker olmuş. Asisti yapan Vincent Hill de 8.4 almış. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Lig maçlarımızı çabukça geçeceğiz. Doncaster'a karşı oynayacağız. Güzel maç olursa. Yani bu maçlar kötü giderse ben sadece
maçın gollerini anlatacağım ama canlı yayınlar gelecek. Canlı anlatım gelecek, öyle geçen seferki gibi olmayacak. Şimdi ofisimizde bir haber gelmiş bu arada. Ne haberi? Tyler Walker bize teşekkür ediyor. Koçum benim zaten oynayacaktın, alışkın olduk artık biz buna. Şimdi ligde görüyorsunuz 45 puanla 5. durumdayız arkadaşlar. Lig lideriyle galiba puan farkımız 4'tü ve burada şimdi biz Doncaster'ı yenmemiz, Rotherham'ı yenmemiz çok önemli. Şimdi biz o maç için yedek kadromuzu kullanacağız. Çünkü bu maçtan sonra tekrar rövanş maçı olacak Swansea'ya karşı. Çok önemli bir maç. O yüzden biz burada yedek kadromuzla çıkacağız. Çünkü kondisyonları görüyorsunuz arkadaşlar. Yorgun oyuncularımız var. Ve şimdi biz bu maça yedek kadromuzla çıkıyoruz. Evet, geçtiğimiz bölümde Rotherham'ı 1-0 yenmiştik evimizde. Bakalım burada neler yapabileceğiz. Yedek kadromuz mükemmeldi ilk maçta. 3-1 kazanmıştık onlarla. Çok önemli bir maça çıkarmıştım onları. FA Kupası'nda Saunders 2 gol atmıştı ve şimdi burada Justin Shaibu'ya verdi. Justin Shaibu ortalıyor. Yalnız kafayı kimse vuramadı. Defans uzaklaştırma çabasında. Matok ama burada Alex Holmes atom karınca aldı topu. Shaibu atağımız sonlanmadı. Şimdi burada Curtis Thompson'un şutu çok zayıf bir şut oldu ve kaleci Bilbo'da kaldı. Pasını verdi Callum Saunders. Daniel Richardson. Gol pozisyonu Bilbo. Potter. Ortaladı. Yates. Ve maalesef 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Orada ben çok zayıf kaldım burada. 16 numaralı oyuncumuzla. Bird'dü galiba. Ya da Hewitt'ti, bilmiyorum kimdi o ama. Hiç güzel kontrol edemedik o topu, alamadık o topu ve maalesef burada da önde olmamız gereken maçta 1-0 mağlubuz. Şimdi Elliot Hewitt geliyor. Topu kaptılar ama Elliot Hewitt'e şanslı bir şekilde geri düştü. Yalnız onun pası da kötü gidince hatamız sonlandı. Potter. Tehlike olabilir burada. Newell. O müdahaleyi yaptığıma inanmıyorum. Çok kötü bir anda Carl Dickinson'la penaltı yaptık. Yani hamleyi de ben geç yaptığımın farkına vardım. Burada hadi Rofocuğum. Yates topun başında. Nereye gideceksin? Sola mı sağa mı? Ben sağa uçacağım. Aha, dışarı vurdu. Çok güzel, bize bir şans daha doğdu arkadaşlar. 72. dakikada golü yemedik penaltıdan. Yates kaçırdı ve şimdi bakalım biz gol bulabilecek miyiz? Cummings, rakip güzel geliyor. Ball ara pası da verdi. Yates tehlike olabilir burada. Ama evet, gol olacağı belli ya. Adamların ayağına yapıştı kaldı top. Hamlelerim hiçbir şeye yaramıyor ve burada maalesef 2-0 mağlup duruma düştük. Orada bir hamle yaptım ben. Burada Kelly ile %100 almamız gereken yerde alamadık ve maalesef 2-0 mağlup duruma düştük. Bu maçı kısa geçtiğimiz maçlardan birisi oldu. Bir penaltı kaçırdı rakibimiz. Yalnız 2 gol de attı. Burada biz hiçbir şey yapamadık. Varlık gösteremedik ve mağlup geldik. Güzel başladık aslında bu maça ama gol pozisyonlarından yararlanamayınca Bilbo güzel kurtarışlar yaptı ve takım, rakip bizi domine etti. Kötü moralle şimdi biz Swansea maçına çıkacağız. İkinci maçımıza, evimizde Swansea'yı ağırlayacağız. Yalnız o maçı hatırlayıp moralimizi tekrar düzeltmeye çalışıyoruz burada. Şimdi bir antrenman gelmiş, onu yapalım ve az kadromuzla Swansea'yı yine domine etmek için evimize gideceğiz. En son antrenmanımız C'ydi, şimdi A antrenmanımızı yapıyoruz. Burada ben artık, gerçi Curtis Thompson'ın yükselme ihtimali var, o yüzden onu bırakacağım bu antrenmanda. Bakalım, Thompson sadece bitiriciliği yükseldi. Yalnız Lloyd Kelly 71'e yükseldi overall olarak. Güzel. Şimdi ilerliyoruz. İlerlediğimizde Swansea maçı gelmiyormuş. Wycombe maçı geliyormuş. Swansea maçı bu maçtan sonra. Bize para gelmiş bu arada. Ne parası gelmiş? Turnuvadan para gelmiş. Justin Shaibu için bir teklif geldi. Wigan Athletic 1.25 milyon vermiş sadece. Çok biraz düşük. Ve Emirates Kupası'ndan bize bir 76 bin daha gelmiş. Bereket versin. Şimdi biz Wigan Athletic'le bu sefer oturalım arkadaşlar. Wigan Athletic'ten 2 milyon euro isteyince bakalım kaça kadar çıkabilecekler. Justin Shaibu için.
1.2 nedir abi ya? Bu koskoca Arap atı Justin Shaibu. Adam geç açılıyor ama bu sene bizim için açılamadı. Bunlar geçen teklif Plymouth Argyle'ın teklifinin 50 bin üstüne geçtiler ve sell on clause yani kar payı ileriki bir transferde %5. Biz bunlardan biraz daha para koparacağımızı sanıyorum. 1.85 diyelim, bu şekilde olsun. Israrcılar, son teklifimiz diyorlar. O zaman biz bunlardan Shaibu için %10 kar payı isteyelim. Evet, kabul ettiler artık arkadaşlar. Shaibu ile Wigan Athletic anlaşırsa bize toplam 1.5 milyon civarı para gelecek kesintilerden sonra. Shaibu'dan iyi kar ettiğimizi düşünüyorum. Ben onu kaça aldım bilmiyorum. Aslında transferlerimize baksak görebiliriz. Transferlerimiz görünmüyor burada. Sadece bu sezonun transferleri görünüyor. O yüzden göremiyoruz Justin Shaibu'yu kaça aldığımızı. Şimdi biz ilerleyelim. Wycombe Wanderers maçına çıkacağız. Bu maçta ben aslında bilseydim geçen maçta az kadromuzla oynardık ama biz hala 5. durumumuzu korumuşuz. Yalnız biz liderliği kovalıyoruz. O yüzden kötü oldu o geçen maç bizim için. Şimdi bakalım bu maçtan sonra kaç gün sonra geliyor Swansea maçı. 1, 2, 3, 4 gün sonra geliyor arkadaşlar. O yüzden takımımız belki geri kavuşabilir kondisyonuna. Ben önemli oyuncularımızı da zaten yedeğe çıkarırım bu maçın ilk devresinde falan duruma göre. Şimdi biz Wycombe Wanderers maçı için evimize gidiyoruz. Nottingham'da Wycombe Wanderers'ı ağırlayacağız. Bölümümüzün ikinci lig maçı umarım ilk lig maçından güzel geçer arkadaşlar. Wycombe'a karşı az kadromuzla güzel bir moral alırız Swansea maçı öncesinden. Şimdi maçımıza başladık. Top Brahim Diaz'da, verdi burada Till'e, Till'den Walker'a. Walker sokuluyor ama Stewart'a kaptırdı ve ilk hatamız bu şekilde sonlanmış oldu. Elliot Hewitt. Burada Vincent Till. Atakan. Atakan Akkaynak. Tyler Walker oynadı. Tyler Walker'dan bir hareket. Tyler Walker önünü boşaltma çabasında plase. Mükemmel bir gol atıyoruz burada. Notts County ile Tyler Walker taraftarları ve bizi coşturuyor. İnanılmaz bir plase. Tyler Walker bir o tarafa çekti. Tekrar bu tarafa çekti. Önünü boşalttı. Dedim lan buradan plaseyi çaksak girer herhalde. Tyler Walker burada mükemmel golü attı. 90'a taktı. Müthiş plaseyle. Ceza sahasının dışındaydık galiba ve burada 1-0 öne geçirdi bizi. Walker burada pasını verdi Marcus Edwards'a. Marcus Edwards. Şimdi ikinci gol için geldik. Marcus Edwards ve Brown kurtarıyor. Thompson burada Callum Saunders'ı buldu. Saunders ayağından çok açtı. Ortasını yapacak berbat bir orta. Ve maçımız bitiyor. 1-0 kazandık arkadaşlar. Lig maçımızda 2 tane üst üste kaybetmediğimiz için sevinçliyiz. Burada güzel oynayan taraf bizdik ve 1-0 kazanmayı başardık. Güzel moral oldu bu bizim için Swansea maçından önce. Umarım yalnız kondisyon %100 olur da Swansea'ya karşı sağlam bir şekilde evimizde galip geliriz de finale yükseliriz arkadaşlar. Şimdi Swansea maçı geldi. Bu bizim şimdiki en önemli maçımız. Burada bakalım. Basın toplantısında takımımızla gurur duyuyoruz arkadaşlar. Takımımızı motive ettim. Neyse. Artık takım motive olsun, ne yapalım. Callum Saunders'ın overall'ı yükseldi hemen başlangıçta. Atakan da güzel bir antrenman. Rodgers'ın da, herkes güzel bir antrenman diyebiliriz. Şimdi ilerliyoruz. Kondisyonumuza bakacağız. Bundan sonra da zaten transferin son günü gelecek arkadaşlar. Justin Shaibu'yu 1 milyon. Sadece 1 milyon euro mu geri gelmiş? O nasıl oluyor ya? Justin Shaibu'dan biraz kar ettik ama maalesef çok az para geldi. 1.3 milyon. Şimdi takımımızın kondisyonuna bir bakalım. Psikopat gibi menüleri çeviriyoruz. Diaz biraz yorgun. Atakan Akkaynak, Alperen, o sağ kanat biraz yorgun gibi görünüyor ama sorun değil. Yedeklerimiz de var.
Biz şimdi arkadaşlar bir transferlerimizden, transfer merkezimizden önce transfer merkezimizi bulabilirsek Isaac'a bakacağız. Isaac. İsa'nın hakkında bilgiler gelmiş. 4,5 milyon euro değeri var İsa'nın. 21.500'de haftalık maaş alıyormuş. 5.8 ile 8.4 ederi varmış İsa'nın. Biz bu İsa'yı ancak kiralayabiliriz arkadaşlar. Paramız çünkü yetmeyecek bu adama. Neyse, bu adamı da kiralayalım. Kiralık için oturabiliyoruz Borussia Dortmund'la. En azından bize bir faydası olabilir Alexander İsa'nın. Biz de %40 atmış diyelim. 8.000 euromuz gitsin. Kabul ettiler. Isak gelecek ama bu maçta olmayacak. Şimdi biz Swansea maçına çıkacağız. Bu maça çıktıktan sonra da ben artık transfer çalışmalarında bulunacağım. 6 aylık kontratları kalmış oyuncularla anlaşmaya çalışacağız. Yalnız şimdi biz burada yine aynı formalarımızla sahamıza gidiyoruz arkadaşlar. İlk 11'imiz bu. En önemli maçımıza geçiyoruz. Ve Nottingham'a geldik arkadaşlar. Karabağ Kupası yarı finali. Kupa için 3. lig takımıyla İngiltere'de sağlam bir kupa kazanabilmek için burada oynayacağız. Ve Avrupa Ligi'ne 3. ligden katılabilmek için maçımıza geçtik. Nottingham diyorum. Notts County'mize başarılar diliyoruz ve burada maçımızı ilk maç gibi olmasını istiyoruz. İlk hata biz yapıyoruz. Hemen ilk maçtaki gibi erken bir gol bulmaya çalışacağız. Marcus Edwards iyi geçti. Brahim Diaz Felipe kafayı vurdu. Brahim Diaz bir an için boş kaldı orada önde ama Felipe arkasından iyi zıpladı. Şimdi kornerden golü bulursak güzel olur. Edwards, Walker geldi. Felipe yine uzaklaştırdı ve top taca gitti. Lloyd Kelly, Marcus Edwards oynadı. Elliot Hewitt, Vincent Till önü kapandı. Yalnız Diaz, ah orada herhalde Marcus Edwards'ın şutunun gücü Walker'ın onun önünde olması sebebiyle biraz zayıf gitti ve kaleci Karnesiz'de kaldı. Atiba Hutchinson, Wilfred Bonny oynuyor bugün. Danny Rose çekti. Danny Rose Bonny'ye verdi. Yalnız arkada biz Atakan'la Danny Rose'a faul yaptık ve Wilfred Bonny burada free kick kazandı takımı için kullanacak. Atiba Hutchinson zıplıyor. Wilfred Bonny geliyor. Kaleci Ataberk'in üstüne gelmesine rağmen Ataberk çelmekle kaldı, yetindi. Burada Wilfred Bonny'ye bir faul daha tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Bu durumlar bizim için çok sakat. Biz buradan Tyler Walker'ı da içeri getirmeye çalışıyoruz ama ön direğe geldi ve Diaz güzel karşıladı. Tyler Walker çıkarken sağlam bir vücut yedi orada ve kaptırdık. Yalnız burada Tyler Walker kaptı. Till Walker'a verdi. Hadi Walker koş koçum. Amat yanında. Walker çekti. Walker ortalıyor. İçeride Marcus Edwards uçan tekme attı ama olmadı. Wilfred Bonny. Rosales. Şimdi Rosales'le tekrar top. Tehlike olabilir. Atiba Hutchinson şutunu çekiyor. Dışarı gidiyor. 23. dakikada eski Beşiktaşlı Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson gole yaklaştı takımı için. Şimdi biz atağımıza başlayacağız. Burada Walker Till'e güzel verdi. Vincent Till hareket çekti. Vincent Till şutu son anda Felipe'ye çarpınca kornere gitti top. Hadi kornerden bir gol diyoruz. Marcus Edwards korneri kullanıyor. Yiğitan arka tarafta görüyorum. Burada Elliot Hewitt'e doğru geldi ama kafayı yine biz vuramadık. Vincent Till, Gökay Güney oynuyor. Alperen geri dönmesi lazım. Şimdi Yiğitan'a geldi. Alperen tekrar. Alperen'in pası berbat çünkü Hewitt kötü yerde kaldı. Yalnız Hewitt çaldı. Hewitt merak etmeyin diyor. Ben topu kaparım tekrar diyor. Hewitt sol kanatta burada Rosales'e kaybetmesine rağmen taç atışı bizim daha güzel oldu. Herkes yerleşmiş olur en azından. Marcus Edwards döndü. Marcus Edwards ortalıyor. Vincent Till kafayı yine vuramadı. Felipe. Hutchinson. Alperen şimdi Rose'da top. Alperen onu karşılıyor. Alperen mükemmel aldı o topu ya. Ne güzel araya girdin Alperen sen. Şimdi sağ kanatta Brahim Diaz. Pasını verdi Walker'a. Destekleyen Till. Till Brahim Diaz'ı gördü. Boşluk var. Brahim Diaz offside'mış. Offside olduğunu sanmıyordum hiç. O yüzden verdim pası, yoksa Till'le de giderdik.
Elliot Hewitt, Vincent Thiel, Tyler Walker oynadı. Tyler Walker, yap işini. Tyler Walker. Lan Ross, sen nereden geldin ya? Tyler Walker'ın önü bomboş kalmıştı. Keşke ilk döndüğüm anda plaseyi çaksaydım. Corner'ı kullandık. Danny Rose karşıladı. Geri döndü Gökay Güney'e. Gökay Güney pasını verdi Elliot Hewitt'e. Hewitt. Şimdi Walker'a. Walker dön. Walker şutunu çek. Walker golünü at diyecektik. Az farkla dışarı gitti Tyler Walker. Bugün de havasında görünüyor. Walker ikinci yarıda mükemmel geri dönecek diye düşünüyorum. Karnesis ilk yarının son anları burada hakem bitirecek. İlk yarıyı 0-0 kapatacağız herhalde. Ben şom ağzımı açmayayım hemen. Yalnız hakem bir şans verdi burada. Atiba Hutchinson. Atiba Hutchinson, tehlike var. Tehlike büyük. Wilfred'den zayıf bir şut gelince hakem burada bitirecektir diye düşünüyorum. Hakem de amma uzattı ha arkadaş. Ben orada bitirmesini düşünüyordum. Sonunda bitirdi. O da taca çıktı top. Hakem hala düdüğü bekliyoruz biz. Neyse arkadaşlar, ilk yarı pozitif geçti bizim için. Yani ortada giden bir maç. Pas yüzdeleri yine Swansea'nin yüksek. Onu kesmemiz lazım. İkinci yarıda aynı kadroyla bir çıkalım bakalım. Walker gole yaklaştı. Golü koklamaya başladı. İkinci yarıda da umarım bulabilir o golü. Ormanlık alanın içinde bir av köpeği gibi. Burada Walker kaptı. Tyler Walker. Tyler Walker hareketini çekti. Şutunu da çekti. Biraz zayıf gitti Karnezis. Şimdi bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Takımımızda çok yavaşlamış oyuncular görüyorum. Brahim Diaz'ın yerine biz biraz enerji olsun diye Callum Saunders'ı oynatacağım. Saunders sağda güzel de oynayabiliyor. Biz onu orada bırakacağız. Marcus Edwards'un yerine de Thompson'ı ve Rodgers'ın Till kalsın. Son anda ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bize defansif bir değişiklik de ihtiyacımız olabilir. Şimdi Ataberk'le tekrar başladık. Alperen'e kısa oynadı. Alperen Brahim Diaz'a verdi. Diaz, Walker. Walker geri döndü Till'e. Tekrar Walker. Tyler Walker hareketini çekti. Hareket bir daha. Walker şut. Karnezis, dönen top. Edwards. Hutchinson kornere gönderiyor. Walker'la yine yaklaştık. Walker'ın herhalde 4. ya da 5. şutu bu maçta. Şimdi korneri Atakan kullanıyor. Danny Rose. Curtis Thompson şut. Kaleci Karnezis'te kaldı. Atak sonlandı. Şimdi Alperen gelmiş oraya. Callum Saunders. Thiel ayak topuk pası. Hewitt'e verdi. Thiel'e tekrar. Gol pozisyonu bir daha alta gitti. O geleceğini bile sanmadım. Orada geçeceğini çok enteresan bir şekilde geçti Thiel'e. Ve out'a gitti top. Atakan. Kaçan oyuncu Callum Saunders'da. Alperen ona doğru oynadı ama olmadı bu sefer. Fernandez. Atakan geldi. Burada topu çaldı. Mükemmel. Callum Saunders pasını verdi. Elliot Hewitt'e. Elliot Hewitt'in ara pası hiç güzel değil. Rakibe gitti top ama Hewitt hatasını telafi eden adamların başta gideri. Şimdi burada bir ara pası. Walker, ah Felipe'ye kaptırdık. Orada biraz yavaş kaldı Walker. Önüne attık ama deparı güzel atmadı. Ve maalesef kaptırdık. Şimdi Till burada Sturaro'dan almaya çalışıyor. Aldı, Walker'a verdi. At bunu bitirişi. At bunu bitirişi ve gol! Tyler Walker bizi finale yazdıran golü atıyor arkadaşlar. Burada Swansea'nin son 7 dakikada 2 gol atması lazım. Yoksa finaldeyiz. Tyler Walker, Vincent Thiel yine yani kaçsız kral Vincent Thiel. Geçen maçta da asisti o yapmıştı. Burada güzel bastırdı Sturaro'dan, güzel çaldı topu. Walker bomboş ve burada golü atıyor, işi bitiriyor. Karnes sonunda 6. ya da 7. şutunda avladı Tyler Walker. Karabağ Kupası'nda 5. golünü attı. Biz şimdi full defansif oynayacağız. Defansif içinde bir değişiklik yapmamız lazım. Atakan Akkaynağ'ın yerine o yoruluyor çünkü. Onun ya da Atakan'ın yerine de değil de Gökay Güney'in yerine Brizli'yi oynatalım arkadaşlar. Çok yorgun takım ve full defansife geçiyoruz. Park the bus sağ altta görüyorsunuz. Türkçesine bilmiyorum ama otobüsü park et diyor. Aynı şekilde çevirmişlerse komik bence. Şimdi uzun bir top. Wilfred Bony, Yiğitan, koçum benim.
araya girdi. Vincent Hill bir gol daha mı buluruz burada? Şimdi Tyler Walker topuk pası geçmedi Thompson'a tekrar ve Walker atağı durdurdu orada kontra atak başlamadan. Amat uzun oynuyor, kanat değiştirdi Amat. Sanders Danny Rose'u karşılayacak. Danny Rose, Sturaro, Vincent Hill bırakmıyor Sturaro'dan. Brizzly de kafayı vurdu, uzaklaştırdı. Walker geri döndü. Şimdi kontra atak bizim. Koçum benim Sanders. Sağ kanatta doğru ilerle ve finale gidiyoruz arkadaşlar. Notts County ile 3. lig takımımızla finale adımızı yazdırıyoruz. Chelsea mi gelecek, Leicester City mi gelecek, onu da görmek için can atıyorum şu an. Tyler Walker kralımız bu bölümde inanılmaz performanslar gösteriyor Walker. Galiba çıktı her maçın hepsinde de golü attı. 3 maçta 3 gol. Tyler Walker'ı gösteriyor kamera zaten. Bizi kazandıran gol Tyler Walker'dan geldi. Yalnız Vincent Till'in de golde payı daha büyüktü diyebiliriz. Bakalım şimdi maçın adamı Vincent Till olmuş. Mükemmel, evet, hak etti adam. Orada topu çaldı ve maçın adamı oldu. Yine domine ettik Swansea'yı. İkinci yarıda hiçbir varlık gösteremedi rakibimiz ve biz adımızı finale yazdırdık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Finalde işte beklediğimiz takım geldi arkadaşlar. Chelsea geldi. Bu da hemen hemen garanti demek oluyor ki biz önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne ön eleme maçlarıyla katılma hakkı kazandık. Ama bizim amacımız burada Chelsea'yi de devirip finale garanti kupayı kaldırmak ve Eurolig'e garanti olarak adımızı yazdırmak. Çünkü Chelsea belki ilk 6'da bile bitiremez. O da belli olmaz arkadaşlar. Leicester gelseydi biraz daha garanti olurdu işimiz. Ama onlara karşı da finalde kaybetseydik Eurolig'e gidemezdik. Neyse, biz finale adımızı yazdırdığımız için çok mutluyuz arkadaşlar. Yani ilk büyük başarımız diyebiliriz bu Notts County ile beraber şampiyonluğumuzun ardından, 4. lig şampiyonluğumuzun ardından. Ve şimdi transferin son günü de gelmiş, haberler gelmiş. Isak gelmek istemedi. Tüh, forvet oyuncusu Isak gelmek istemedi. Biz şimdi benim başta dediğimi yapalım arkadaşlar. Kontratı bitmek üzere olan oyuncuları imzalamaya çalışalım. Bir saattir ben kontratı biten oyuncuları arıyordum. Şimdi onları listeme ekledim. Transfer listesine birkaç tane buldum ve ekledim arkadaşlar. Bir de Belotti'yi görmek isteyen bir arkadaş vardı. 58 milyon euro. Belotti imkansız abisi. O yüzden Belotti 58 milyonumuz olursa belki alırız ileride 28-29 yaşına gelince. Neyse, şimdi Julian Brandt mesela, bu oyuncu 6 ay sonra kontratı bitiyor yazıyor ama burada direktman kontratı adama kontrat imzalatamıyoruz. Direkt gidiyor burada normal, hani bonservisini alacakmışız gibi bize çıkarıyor. O yüzden Brandt'ı alamıyoruz. Yoksa haftalık maaş ücretimiz, bizim de şu an bütçemiz 61 bin euro falan, belki alabilirdik Brandt'ı. Olmadı. Ben burada Paris Saint Germain'den Ikone diye bir adam buldum. Ikone potansiyeli 84 galiba. Şu anda 70'in üstünde. Ikone'yi alabiliriz. Sancho var, kontratı bitmek üzere olan. Kehrer var. Kehrer defans oyuncusu. Sol, sağ, bek, orta, her tarafta oynayabilen bir oyuncu. Bir de Dylan Vent var arkadaşlar. 19 yaşında. Bu oyuncunun da potansiyeli 80 galiba forvet olarak. Kafa toplarında fena değil. O yüzden bunu da ekledim. Isak biliyorsunuz gelmiyor. Davies de gelmiyor. Biz bu oyuncularla anlaşmaya çalışalım. Ikone ile başlayalım. Ikone en beğendiğim oyuncu. Yalnız görüyorsunuz Ikone de aynı şekilde 6 ay sonra bitmesine rağmen burada onunla oturamıyoruz. Sancho da aynı. Kehrer de aynı. Bente de aynı. Anlamadım abicim. Evet, Ikone'yi alamadım. 1 milyon euro teklif ettim. Ondan da fazla teklif edeceğimiz paramız yok. Bu oyuncular da nedense gelmiyorlar ama bilmiyorum artık ne yapalım. Bize sol kanat oyuncusu, sağ kanat oyuncusu Sancho olabilir. Bu oyuncu 1 milyona gelirse alalım gitsin. Yok, o yüzden o da galiba 4-5 milyonu var şu an. Kehrer var. Kehrer'i de hiç, yani ne gereği var bize defans stoperin. Dylan Vent bir forvet oyuncusu. Hadi bunu da deneyelim arkadaşlar. Buna da 1 milyonumuzu teklif edelim. Bu adamı
oyuncu teklif edelim. Mesela yine Curtis Thompson'ı deneyelim. Yaşlanıyor Curtis Thompson. Sağ kanat oyuncusu istiyorlar. Terry Hartridge var. Abisi. Aa, bak bu olur. Bu olabilir. Terry Hartridge'in yerine Dylan Bend forvet oyuncusu. 490 bin euro istediler yalnız. Biz o transfer ücretini biraz düşürelim. 300 bine yapalım. Olur mu? Tut elimi. Tutmadı. Tuttu ama 350 istedi. Hadi lan senin olsun, tamam. Dylan Vent fena değil arkadaşlar. 80 potansiyeli var. Hakric'in potansiyeli falan yoktu. Görüyorsunuz kontratı 6 ay kalmış ama bu adamla şey yapamadık. Oturamadık. Nedense olmuyor. Şimdi biz Dylan Vent'le oturalım burada, kontratını imzalatmaya çalışalım. Important yani önemli. 3 sene güzel, bize uyar. Dylan Vent yeni oyuncumuz. Dylan Vent'e mi Vent mi bilmiyorum ama İngilizce Vent denilir. Biz de Vent diyelim gitsin. 6800 istiyor haftalık. 20 maçta da 155 bin euro. Yavaş oradan, yavaş şimdi. Heh. Al şunu. 7500. Burada ben 7000'e düşüreceğim. Burada anlaşacağız. Hadi. Hadi sık. Lan 7500 de ısrarcı. Tamam neyse arkadaşlar. Justin Shaib'umuz gitti. Arabatımızı yitirdik. Yerine Dylan Vent'i aldık. Onunla elde ettiğimiz paradan biraz daha paramız var hatta. Ama onu da artık önümüzdeki bölüme saklarız. Kaç paramız olabiliyormuş? 30 bin eurodan. Ne? 500 küsür bin euro. Önümüzdeki bölüm diyorum. Önümüzdeki sezona saklarız. O kalsın o para. Şimdi biz gidelim şu yeni aldığımız oyuncuya bir bakalım arkadaşlar. Forvet oyuncusu. Bize biraz daha gol lazım. O yüzden Dylan Vent 67 overall'lı. Yalnız hızı güzel. 81 hızı var. 84 hızlanması var. Çabukluluğu güzel. Atak pozisyonu fena değil. Bitiriciliği 74. Şut gücü biraz zayıf ama bu oyuncunun kafa topları da fena değil. 68 kafa topu var. Biz bu oyuncuyu mesela Walker'la kıyaslarsak kafa toplarında Walker'dan biraz daha iyi. Zıplaması nerede bu adamın? Jumping 81. Zıplaması felaket. Walker'ın zıplaması çok zayıf. 56. O yüzden işte Walker'a karşı biraz daha belki kafa toplarında iyi olur ama biz Venti 67 overall olduğu için yedek kadroda oynatırız. Saunders'la beraber. Artık şurada değişikliği yapalım. Profoyu çıkaralım buradan. Evet, ikinci kadromuzu da bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. 4-1-2-1 taktiği. Biraz orta sahası dar bir taktik. Vente solda, Saunders'a sağda, çift forvet deneyeceğiz yedek kadromuzla. Şimdi biz transfer dönemini kapatalım bu sezon için ve ilerleyelim, bu bölümün son maçına geçelim. Arkadaşlar, transfer günü kapanır kapanmaz beni şoke eden bir olay oldu. Size de göstereyim. Zaten basın toplantısı gelmiş. Bu basın toplantısı beni şoke eden olay için. Görelim şimdi. Manchester United Emirates Kupası 4. turu. Yani rakibimiz Manchester United geldi Accrington'dan sonra 4. turda. Bu maç gelmiş. Bu maçın geleceğini bilmiyordum. Demek ki lig maçından önce geliyormuş. Biz Notts County'mizi övelim. Ve bu maça çıkalım şimdi. Bölümümüzün son maçı. Gerçekten efsane bir bölüm oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burada Manchester United'a karşı az kadromuzla çıkmamız lazım. 4. turda Emirates Kupası'nda son 16 bilene değil. Manchester United bize biraz erken geldi diye düşünüyorum. Hele bakalım şu diğer fikstürlerde ne var. Onları da görmek istiyorum. Diğer takımlara kimler gelmiş. Bize çıkabilecek. Manchester City de çıkabilirmiş. Arsenal de çıkabilirmiş. Yani bu kadar takım içinden arkadaşlar. Yani zor olan 3 takımı saydım zaten. United, City, bir de Arsenal. Bu kadar takımın içinden çıka çıka bunlardan Manchester United bize çıkmış. Diğer takım, yani bunu geçersek belki de finale gideriz bu kupada ama hiç umutlu değilim arkadaşlar. Notts County ile ilk defa bu kadar zor bir takıma karşı da oynayacağız. Bu bölüm efsane oluyor arkadaşlar. Biraz uzadı biliyorum ama umarım beğeniyorsunuzdur. Biz şöyle formalarımızı seçelim. Şimdi Old Trafford'a gidiyoruz. Çıkacağımız en büyük maça çıkacağız. Oo, Tilde biraz yorgun gibi ama neyse artık
değişiklik yaparız, bir şeyler yaparız arkadaşlar. Yeni oyuncumuzu da belki oynatırız. Ama biz şimdi bakalım gidelim Manchester'a. Old Trafford'dayız arkadaşlar. Emirates Kupası'nda Manchester United 4. turdaki rakibimiz Sir Bobby Charlton stand'ı görüyorsunuz. Tribünler tıklım tıklım, hakemler geliyor, soyunma odasından Walker çıkıyor. Bakalım Manchester United'a karşı neler yapabileceğiz? Nasıl bir kadroyla çıkmış Manchester United? Onu da geçirmek istemiyorum. Burada hepsini izleyelim arkadaşlar. Çünkü çok garip. Sir Alex Ferguson diyecektim. Jose Mourinho görünüyor arkadaşlar. Şimdi geçen maçta Henrik Mkhitaryan hat-trick yapmış. Tehlikeli adam pozisyonunda görünüyor burada. Arkadaşlar kadroyu görüyorsunuz. De Gea, Pogba, Lukaku bunların hepsi yedekteler. Yani Manchester United bizi biraz hafife alıyor. En önemli oyuncuları Mkhitaryan'la Son diyebiliriz. Forvet'te Wilson diye bir oyuncu var. Wanyama burada. Yalnız zayıf bir kadroyla Manchester United çıkmış. Bakalım bu da bizim avantajımıza mı olacak? Çok önemli bir maç. 4. tur FA Kupası'nda Manchester United'a karşı erken bir güzel başlangıç yapıp hemen rahatlamak istiyoruz. 4. turdan ismimizi son 16'ya yazdırmak istiyoruz. Alperen, sağda bindirme yapan Alperen ortasını yapacak. Son defansına yardım etti. Ayak koydu. Edwards, Walker, şut. Beklemedik anda Walker şutu çekince Johnston önemli bir kurtarış yapması gerekti. Şimdi Marcus Edwards topun başında. Bu stadda görünmüyor. Ortaladı. Kafa. Ah, Smolnikov'u uzaklaştırdı. Lingard ortasını yaptı. Burada Lloyd Kelly. Tehlike var. Ataberk'ten inanılmaz bir kurtarış. Mkhitaryan az kalsın gol atıyordu burada. Çünkü Alperen'in uzaklaştırması biraz zayıf oldu ve korneri kazandı Manchester United. Karambol, Atakan, kötü yere uzaklaştırdı. Şimdi Mkhitaryan'da top. Mkhitaryan, Atakan karşılıyor. Ortayı yaptı Mkhitaryan. Gökay Güney yatarak müdahale. Son tehlike var. Wanyama, Ataberk yine kurtarıyor. İlk yarıda en büyük tehlikeli anları burada yaşıyoruz. Manchester United felaket geldi bu son kornerlerde. Elliot Hewitt son olarak şimdi uzaklaştırdı ama top Poole'da, defans oyuncusu Poole. Pasını verdi sona, son offside. Burada bir nefes alabiliyoruz arkadaşlar. Bıraktı burada Diaz'a. Diaz'dan ara pası Walker'a ilk yarıda son dakikalar. Walker geri döndü. Diaz. Şimdi Atakan. Ah, tili düşünmüştüm orada ama Nemanja Matić. Premier Lig klasında oyuncular böyle pasları araya girerek alıyorlar. Ve 0-0 ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarıda gol yemediğimize dua ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda Til biraz yorgun görünüyor. Onun yerine Vente'yi oynatacağım. Vente gelir gelmez adam 68'e yükselmiş. Bizim Notts County efekti yani etkisi. Vente'nin kısa pasları 63. Yani burada da oynayabilir diye düşünüyorum. Ve bu şekilde devam edelim. İkinci yarıya geçelim. Vente de ilk maçına çıkmış oluyor. Kaç numarayı vermişler ona bilmiyorum. Ona da bakmadık ama yeni transferimiz Vente görücüye çıktı. Burada güzel paslar. Ah, iyi bir atak gibi görünüyordu. Vente de bindirme yapıyordu ama olmadı. Şimdi Elliot Hewitt, biz çıkmaya çalışıyoruz atağa. Yeni oyuncumuz Vente. Verdi, kaçtı. Vente durdu. Offside'ı da bozdu. Vente. Gol pozisyonu. Johnston kurtarıyor. Biraz geç kaldık orada ama iyi ki de şutu çekebildik. Şimdi Vente'ye doğru göndereceğim. Vente nerede? Arka tarafta. Marcus Edwards korneri kullanıyor. Alperen'e doğru da gitti ama Johnston kaleci, genç kaleci çıkıp aldı. Şimdi Vente pasını verdi Elliot Hewitt'e. Hewitt sol kanatta çok süratli. Hewitt ilerliyor. Rakibi geldi. Burada pasını aktardı. Vente'ye şut. Döndü. Diaz ve gol. Brahim Diaz burada bizi Manchester United'a karşı 82. dakikada 1-0 öne geçirdi. Dönen topta mükemmel bir atak arkadaşlar. Yeni oyuncumuz Vente'den çok mutluyum. Şu ana kadar Manchester United'a karşı böyle oynuyorsa Feyenoord'dan transferimiz güzel şutu çekti. Dönen top City'den kiralık oyuncumuz Brahim Diaz. Diğer Manchester United takımı United'a burada golü böyle atıyor dönen topta ve 82. dakikada arkadaşlar. Şimdi biz otobüsü eğiliyoruz.
%100 defans yapıyoruz. Bir de biz değişiklik yapalım. Biraz oyuncularımız, yorulan oyuncularımızın yerine yeni oyuncularımız girsin. Alperen Babacan, sen değiş. Dickinson, hatta Gökay Güney'i de değiştirelim. Prizli'yi de Gökay Güney'in buraya koyalım. Ve Atakan Akkaynak, başka yedeğimiz kalmadı herhalde. Böyle defansımızı biraz yeniledik. Bu şekilde devam edelim. Son. Ara pası tehlikeli. Romelu Lukaku'ya geldi. Alperen Lukaku çakmaya karar verdi. Top out'a gitti. Neden hemen vurdu bilmiyorum. Demek ki ben o şut topuna biraz heyecandan dolayı erken bastım. Orada tutacaktık Alperen'le. Şimdi orta geldi. Romelu Lukaku'dan önce defans oyuncumuz. Yalnız burada kötü bir pas. Dönderdik. Ataberk'in elinde kaldı. Şimdi burada sakin. 90+2 arkadaşlar, Manchester United'ı devirme üzereyiz. Devirmek üzereyiz ve deviriyoruz. 1-0 Manchester United'ı da Emirates Kupası'ndan, FA Kupası'ndan eliyoruz ve adımızı son 16'ya yazdırıyoruz. Bu sene kupalar bizim olacak diyoruz. Ve inanılmaz bir maç çıkardık. Brahim Diaz golü attı. Vente'nin güzel şutu. Vente'yi çok güzel gördüm burada. Mükemmel bir maç çıkardık. Manchester United'a karşı 1-0 oldu. Bizim oldu arkadaşlar. Bakalım diğer takımlardan. City de elenmiş Bolton'a. 2-1 City elenmiş. Bizi hafife alırlarsa böyle olur arkadaşlar. Arsenal 1-1 kalmış Wolves'la. Bilmiyorum elendiler mi elenmediler mi ama biz ilerleyeceğiz ve son 16'da rakibimiz kim onu da göreceğiz. Ligimizi bu şekilde kapattık bu bölümde. Yine hala 5. durumdayız. Puan farkı da 4'te. Fark eden bir şey yok. Yalnız bu ligde hala 17 tane maç kaldı arkadaşlar. 17 maçta da biz burada şampiyonluğu yakalayacağımızdan hiç kuşkum yok. Biz şimdi bir antrenman yapalım. Yeni oyuncumuzla antrenmanlara ekleyelim. Şaibu'nun yerine hava toplarını falan geliştirelim. Atak pozisyonu yükselsin. Bu şekilde yapalım. Vente bizim takımımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi burada Daniel Rodgers'ın yükseliş gösterdi. Atakan yükseldi, neredeyse 69 oldu. Güzel bir antrenman oldu. Şimdi ilerleyelim. Bölümümüzü kapatmadan önce FA Kupası'nda rakibimiz kim ona bakacağız. İlerleyeceğiz. Turnuvadan para geldi bize. Doncaster maçı da yeni geldi. Bu maçları önümüzdeki bölüme saklayacağız arkadaşlar. Ofisimizde turnuvadan 100.000 euro gelmiş ve Sean Brizley de bize teşekkür etmiş. Şimdi biz gidelim bakalım. Şuradan takvimimize önümüzdeki bölümde hangi maçlar gelecek? Daha kupa maçı çıkmamış galiba. 4 tane lig maçı var. Güçlü maçlar, zorlu maçlar var arkadaşlar. Millwall ve Oxford üst sıralarda takımlar, onları biliyorum. Önümüzdeki bölümde 5-6. Evet, önümüzdeki bölüme ben Chelsea maçını, finali, Carabao Kupası'nın finalini de sığdıracağım. Hala bizim FA Kupası rakibimiz belli olmamış. O yüzden onu da artık önümüzdeki bölüme öğreneceğiz. Arkadaşlar efsane bölümler, efsane bölümlerin peşine gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun bölüm oldu ama kusura bakmayın. Zaten umarım hoşunuza gitmiştir. Koskoca Manchester United'ı devirdik. Swansea'yı devirdik, finale yükseldik lig kupasında, Karabağ kupasında. Adımızı da neredeyse garantiledik Avrupa kupasına, UEFA kupasına. Ondan sonra Şaibu'yu sattık. Uzun süredir ikinci transferimizdi bizim Şaibu galiba. 4. lige başladığımızda en eski oyuncularımızdan Şaibu'yu da sattık. Artık onunla yollarımızı ayırmanın zamanı gelmişti ama yeni oyuncular kattık takımımıza. Oyuncular derken sadece Vente'yi kattık ama... Vente ve Diaz'ı da kattık gerçi, o da bu transfer dönemindeydi. Vente çok güzel görünüyor. Bonservis de elimizde. O oyuncu 80'e kadar potansiyeli gösteriyor ama biz onu da daha da geliştirebiliriz. Bakalım Walker'la muhteşem bir ikili haline gelecekler mi? Geçen maçta mükemmeldi. Koskoca Manchester United'ı Old Trafford'da değişti, devirdik ve efsane. Artık burada tarih yazıyoruz Notts County ile. Bu arada yeni bir anket daha yaptım. O da açıklamada videonun, aynı şekilde Google Formlardan düzenledim. Şaibu'yu satıp Vente'yi almak doğru bir karar mıydı? Önümüzdeki bölümde Chelsea'yi finalde yenebilecek miyiz? Burada az önce sürpriz bir şekilde karşımıza Manchester United çıktı ve onları yendik. Yalnız biraz yedekti kadro. Sonlarda Jose Mourinho, Lukaku, Pogba ve önemli oyuncuları sürdü sahaya.
Yalnız yetmedi onlar için. Bakalım Chelsea de yedek kadroyla mı çıkacak Karabağ Kupası finaline? O da işte formumdaki ikinci sorudan birisi. Son olarak 3. ligde şampiyon olabilecek miyiz? Yoksa ilk 6'ya girip mi üst lige yükseleceğiz, Championship'e yükseleceğiz? Ya da ilk 6'ya falan giremeyip 3. ligde mi kalacağız bu sezon? O da 3. sorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medyada takip etmek isterseniz hepsi ekranda. Artık bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Yine Notts County gelecek yarına. O videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.